Bu çocuk oyunumuz, bugün izleyeceğiniz çocuk oyunu, eminim ki bir örneğini görmediğiniz bir çocuk oyunu olacak. Çünkü oyuncuların en büyüğü 12 yaşında. Küçükleri de çok küçük değil. Genellikle bu yaş oyuncuları asla sahnede yalnız bırakmazlar. Yanlarına bir büyük oyuncu verilir. Küçükler de aksesuar olarak kullanılır. Bizde böyle olmadığını, kendi kendilerine oynadığını göreceksiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tabii ki sözümü teşekkürle bağlamak isterim. Bu hoş hafta sonumuzu çocuklarınızın etkinliğine, bizim etkinliğimize ayırıp bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Keyifli seyirler diliyorum. Sayın seyirciler, oyun sırasında cep telefonu ve dijital saat alarmlarının kapalı tutulmasını önemli rica ederiz. Oyunumuz başlamak üzeredir. Görüşürüz Sevda Hanım.
Sizlere de merhaba. Kulübümüze hoş geldiniz. Ödevlerden, sorunlardan bunaldığımızda biraz kendi kendimize kalıp dinlenmeye, eğlenmeye çalışıyoruz. Buraya büyükler giremiyor. Dolayısıyla onların kuralları da giremiyor. Peki biz burada kuralsız mıyız? Yo, asla. Bütün kurallar var ve geçerli. Ama en keyiflisi bu kuralları biz koyduk. Mesela burada her türlü eğleniyoruz ama sesimiz kimseyi rahatsız etmiyor. Gerçekten sesimiz kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta burada olduğumuzu bile bilmiyorlar. Burada istediğimiz espriyi yapıyoruz. Bu kuralları daha gözden geçirsek diyorum. Neyse arkadaşlar, kendimizi bir tanıtsak ne dersiniz? Evet, grubun as elemanı olarak ben Tuğçe. Buradaki en büyük benim. Aslında Cüneyt'e sadece ay farkımız var. Bir abim var, beni dehşet seviyor. Beni herkes seviyor. Ben muhteşemim. Evimin gülü, kulübümün bülbülü. Al etme lütfen. Bülbül gibi sesim olduğunu ve çok iyi dans ettiğimi herkes biliyor. Efendim, reklamlardan sonra ben Deniz Tülay, gördüğünüz gibi çok güzel. Biraz sakar olduğumu söylense de aldırmayın. Muhteşem üç kız kardeşin en küçükleri ve en akıllılarıyım. Ablam Gülay da güzel ama biraz saf. Yani temiz kalpli. Her söylenene inanıyor. Şimdi karşısına geçtiğinin evli ayaklı bir adam gördüm deyip ya ne olur bana da gösterin diye yalvarmaya başlar. Küçükken anneme seslenmiş. Anne, anne 39'dan sonra kaç gelir diye. Annem 40 deyince avazı çıktığı kadar yetişin burada bir 40 ayak var diye bağırmış. Neyse arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Burası aslına bakarsanız Hazal'ın dedesinin çocukluğunda büyüdüğü, hatta burada oynadığı yer. Gördüğünüz gibi bir evin arkası burası. Burasının özelliği nedir biliyor musunuz? Ben biliyorum. Ya bildiğimi sanıyorum. Vay bizim çok bilmiş. Bugüne kadar bize bile söylemediğin bu bildiğin öğüt. Yani ne anlat bakalım. Farkında mısınız? Buraya sadece tek bir kapıdan ulaşılabiliyor. Şu tek kapının olduğu evde Hazal'ın dedesinin evi. Buraya sadece çocuklar girebiliyor. Evet, burasının en önemli özelliği çocuklara ait olması. Bakın, buraya büyükler hiç giremiyor dediysek de çok doğru olmadı. Bazen Hazal'ın dedesi çocukluğunu, hatıralarını anmak için uğrar. Bizimle birkaç dakika oturur. Bir şeyler anlatır, sonra gider. Evet ama hep aynı şeyleri anlatıyor. Şu salıncı, arkadaş Salim'i, Salim'i salıncaktan düşüşünü. Yaşlılar bazen çok sevdikleri şeyleri tekrar tekrar anlatmaktan hoşlanırlar. Böylece çocukluklarını yeniden yaşamış olurlar. Evet ama hep aynı şey. Kes cücük. Efendi efendi sanki her seferinde ilk defa dinliyormuş gibi dinleyelim. Ne kaybederiz? Kışın olmasa da yazın da vakit geçirmek çok keyifli. Bu arada ben Azal. Ben en küçük yeriyim. Şimdi başkanı desem ki en iyisi neyse nasıl olsa beni zaman hatırlarsınız. Ben de değil de. Ben de üç kız kardeşim en küçüğüm. Ablalarımı çok ama çok severim. Onlardan çok şey alıyordum. Nakit olarak tabii. Ha bu arada balık burcu olduğumda acayip sanatçılığı ve çok romantiklidir. Ben Cüneyt, lakabı Cücü ve bütün önce arkadaşlara başarılar dilerim. Kardeşim Cüneyt, burada yarışma yapmıyoruz. Dinlenmek, ne bileyim okul yorgunluğunu atmak için buradayız. Ha anladım. Neyi atacağız? Atmayacağız anacığım, dağıtacağız havamızı. Hadi dağıtalım. Ama hareketler
Ama bir dakika Can. Can nerede? Eyvah, görüyor musunuz şimdi? Can! Kardeşim, Can ne alaka? Ne işimiz var şimdi Can için canınızı sıkmaya? Ben hatırladım. Daha doğrusu grupla üç erkek üç kız olacaktı ya. İyisi bu işte. Ben de biz tek erkeğin gördüğünüz gibi. Gerçi tüm dansına taş çıkarım ama kuralda üç erkek diyor. Ben hala Can'la olan ilişkiyi anlamadım. Arkadaşlar herhalde beni dinlemiyorsunuz. Bakın burada kaç erkek var? Bir. O bile fazla ya. Vallahi haklısın. Biri bile fazla ya. Neyse. Kızlar bırakın espriyi. Kim espri yaptı ki? Yeter. Bir dinleyin. Hani aşağı mahallede bir Can var ya. İşte o Can'ın iki dansçı arkadaşı varmış. Erkek hem de. Anlaşıldı. Transferle. Sıra çalmış. Çalıklar olur mu peki bu? Tabii. Neden olmasın? Hepimiz aynı mahallenin çocuklarıyız. Havu mahalle, Habiat mahalle. Ben Feysen yazıştım akşam. Bir sürü gülen surat göndermiş. Ben de kabul etti diye düşündüm. Etmiştir, etmiştir. Ben tanırım Can'ı. Şimdi gelir. İstersen bir sesleneyim. Can! 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 Ay ödüm koptu. Ne oluyor efendim? Ne var? Geç kalınca korktuk gelmeyeceksin diye. Ay saça bak. Ben de benim küpüm nereye gitti diye düşünüyordum. Noda şimdi bu Noda. Büyüklerine saygı konuş. Ne oldu arkadaşlar? İki senedir yalvarıyorum birine kulübe alın diye. Yüzümde bakmadınız. Ama işiniz düşünce Can değil mi? Ne oldu? Daha büyümeden büyük gibi davranmaya başladın. Ha? Ne oldu? Ne münasebet Can. Hani işimizin düştüğü doğru. Ama biz seni zaten kulübe alacaktık. Hatta bu konuda toplantı bile yapar. Neyse. Şimdi biz bizim şimdiki büyükler gibi olmayacağız. Nasıl yani? Ama dur ben söyleyeyim. Tartışırken sesimizi yükseltip sen de anlarsın kestemeyeceğiz değil mi? Evet. Birbirimizin arkasından konuşmayacağız değil mi? Evet. Çocuklarımıza hemen ceza vermek yerine önce dinleyip anlamaya çalışacağız değil mi? Evet. Doğru sordun sana. Ama çok soru soruyorsun demeyeceğiz değil mi? Evet. Hayatın sadece ders, test, kurstan ibaret olmadı. Evet. İhtiyacımız ne oldu? Sosyal faaliyetlerden faydalanılması gerektiğini hep çocuklarımıza öğreteceğiz değil mi? Evet. Söz mü? Söz. Sözünüzü ne zaman tutacaksınız? İşiniz düştüğünde mi? Her zaman. En son ne zaman yalan söylediniz? Şimdi. Neyse Can, şaka bırakın. Konuştun mu çocuklar? Konuştum tabii, benden kaçar mı? Ne oldu sonuç? Bazı şartlara. Neymiş bu şartlar Can be? Bana sen de bizimle dans etmezsen kabul etmeyim dediler. Hadi ya. Bana onların değil de senin şartınmış gibi geldi. Öyle ya da böyle ben de dans ettim. Ama biraz arkada olur mu John be? John değil, John değil. Amerika mıyım ben? John, John. Çocuklar da geldi. İşte arkadaşlarım derin verin. Karabayız derin abi. Duyduk ki bize ihtiyacınız var. Derin, dur. Arkadaşlar, dansta eksik elemanlar varmış. Siz destekleyelim diye çağıracağım bizi. Oğlum hemen yumuşa basana. Hazır elimiz akrasat geçmişken azıcık inletseydik. Olur mu öyle şey ya? Ne? Neyse arkadaşlar, hadi prova başlayalım. Şu sene sonu eğlencesinde yaptığımız dansı modernize ettik. Onu yapalım diyoruz. Ne yapalım? Başa gelen çekilir. Yalnız bir şartımız daha var. Yoksa... Yok böyle dansa mı katılıyoruz? Yok öyle değil de siz bizi kulübe geniş kabul edeceksiniz. Artık biz de sizlere katılacağız. Tabii canım. Hem burası hepimizin. Değil mi Azza? Evet. Hadi o zaman yerlerimize gidin. Peki müziği nereden çalacaksın? Telefondan. Tülay sen ortaya gel. Gideyim mi? Ne olur. Birazcık gelin. Hadi hazır mısınız? Bir dakika. Derin sen de böyle geç. Evet. Başlat mı? Başlatıyorum, başlattım. Ne
dans sevmedim. İyi de böyle yaparak bizim dansımızı da bozuyorsunuz. Hadi arkaya geçin. En baştan başlatıyorum. Ama büyüklerin ziyaretini
sepette asla ihmal edilmemelidir. Bakın arkadaşlar, bizler büyüyünce şimdiki ufaklıklar kulübün devamını sağlayacak. Hatırlasanız da bizler de küçükken misafir olacağımız günler ne kadar sevinip heyecanlanırdık. Bir kere bana sen çok yerli yersiz konuşuyorsun. Senin bu kulübe alamayız diye şey yapmışlardı. Ciddi sanıp üzülmüştüm. O söyledikleri ciddiydi zaten. Annen gelip de durumu düzeltmişti. Bir kere ben anakusu değilim. Bir keresinde. Sülüme susar mısın? Tamam sustuk. Merhaba. Merhaba. Aa, bu ne? Aa, o mu? O bizim bebeğimiz. Bu bebeği kim yaptı? Bu bebeği bize Lamia babaanne yaptı. Lamia babaanne kim? O bizim ailede çok değer verdiğimiz bir büyüğümüzdür. Bize böyle kumaş parçalarından oyuncak bebekler falan yapar. Bakın arkadaşlar, bizden önce bu bebekle bizim büyüklerimiz de oynadı. Şimdi sıra sizde. Adı ne bunun? Kadife. Kadayı. Yok Kadife. Arkadaşlar bu arada size hoş geldin demeyi unuttum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben bir şey bulmadım. Ay Gizem sus. Bu söyler incelik olsun diye söylenmiş bir soru. Ay ben zaten çok inceyim. Arkadaşlar isterseniz şu karşı tepeye kadar koşup geldikten sonra tekrar koşun inersiniz. Böylece sporun bedenize kattığı o olağanüstü... Hani benim bir ablam var ya, işte o bir gün ben de sırayı alacağım diye koşmaya başlamış. Bizim Zeytin de, o bizim köpeğimiz, daha doğrusu benim köpeğim, ablamın peşinden koşmaya başlamış. Etraftan da ablamın köpek oluyor zannedip yardıma koşunca ortalığı... Sıcağı susar mısın? Tamam sustum, espri yapalım. Masal anlatacak halimiz yok ya. Ne? İçinden arkadaşlar, çocuklar, hop! Bu ne biçim misafirlik, bu ne gürültü? Bırakın şunları elinizde, silah edelim, bir şeyler paylaşalım. Yiyecek tatlı şeyler yok mu? Onları paylaşalım. Ay yeter! Espri yok, tatlı yok. Ama iki laf edelim dedi. Dört laf etsin, haksızlık, oyun oynayalım. Sen, ne oyun oynamak istiyorsun yavrucuğum? Ay valla anne, annem gibi lafa başladı, kaçalım arkadaşlar. Neden anlayamadım? Ay şimdi sen bir sürü nasıl sıralarsın? İki lafın başında da tamam mı yavrucuğum? Ne yapıyorsan senin iyiliğin için dersin. Hem ne münasebet? Abla, sen hiç konuşmadan ne yapıyorsun? Yoksa olayda gidelim kullandı beni. Yok, hayır. Ben aslında sizlere de akran. Ancak büyük gözüküyorum diye beni erken aldılar kulübe. Yani ben de o telefonları silince oynamak istedim. Oyna istediğin kadar ne olur ki? Hayır kızlar, hayır Sinan. Bırak o şöyle elektronik oyuncakları. Abla, senin telefonun yok mu? Ha, olmaz mı? Var tabii. Markasına, hadi sen internete bağlanıyor mu? İyi de bunu alsana ne? Alt tarafı telefon. Abla, benimkinin alt tarafı telefon. Üst tarafı fotoğraf makinesi. Hadi ya, ortası da başka bir işe yarıyor düşünüyorum. Ay, ne öyle ablam. Bak, şuna bak. Böyle yaparsan ya, böyle yaparsan düz yazın. Fotoğrafları da böyle bakarsan düz, böyle bakarsan da öbür türlü eğri görünüyor. Bak kardeşim, telefona iyi de niye takılmışsın da konuşmaya gelince pek ciddiye aldığın yok. Hem ne demek öbür türlüsü? Böyle de düz, öyle de düz görünüyorsa buna ne ilginçlik var? Yok, bu aslında ilginçse ben anlatamadım. Bak buradan internete giriyoruz. Buradan tık face'e anda nerede olduğumu bildiriyorum. Yaşasın, kimse merak etmez. Şey neredeydi? Pardon, adı neydi? Adım Enya. Hay Allah. Böyle hani sorular sormasanız adamın kafası karışıyor. Adım, Rose. Ne? Horoz mu? Ay yok be, ne horoz, Rose. Aslında Rose Spring. O ne öyle be, İngiliz misin sen? Niye İngiliz oluyorum ya? Bu face de çok moda. Adına göbek adını, soyadını da annenin evlenmeyecek soyadını ekliyorsun. Ne işe yarıyor? Hava ablacım, hava. Ay hava nasıl yarsınlar? Arkadaşlar farkında mısınız? Bu farklılıklardan çok şey öğreniyoruz. Evet, yapılmayacak şeyler tabii. Her neyse Bayan Rose, gerçek adını söyler misiniz Leylin? Ay ablacım sen bayağı bir cinsin. Bir türlü anlatamadım. Gerçek adım Gülbahar. Gül'ün İngilizcesi Rose. Bahar'la birleşince de Rose. O yüzden diyorum. Hava ve tüm bunları.
benim şahane telefonumla hallediyorum. Tabii anlatamazsın. Anlatamadım diyeceksin. Anlatamadım değil. Bak güzelim, hayatındaki en önemli şeymiş gibi davranma şu alete. Yani hepiniz davranmayın. Nedir bu tutkunluk? Adeta sizi temsil ediyor telefonunuz. Olmaz arkadaşlar. Bu kadar davranılmaz. Bu bir iletişim aracıdır. Çok önemlidir. Ama siz yapan, size prestij katan bir şey değildir. Abla, prestij ne demek? Hıh! Buldunuz da kişinin prestij. Saygınlık demek. Ne güzel bir kelime saygınlık. Hem saygınlık hem ağırlığı var. Nasıl olur da onun yerine prestij dersin? Ay, özür dilerim, yanlışlıkla kullandım. Bir daha kullanmam. Ne bileyim, siz deminden beri Rozu'ydu, Face'iydi, Twitter'ıydı. Onun abonesi al, buna Face at bilmem ne bir şeyler. Biz bir yanlış kelime de idama gideceğiz. Yok be ablacığım. Hani birisi çıkıp da bize al şu boyaları resim yap ya da kuliçe almak ister misin diye sormadı ki. Biz sadece ortada gözükmeyen canlılar olarak yaşamamız gerekiyormuş gibi. Sus, otur, kaybolların arasında kaybol. Hep ders, varsa test, yoksa dershane. Bak, aramızda çok yaş farkı yok ama yine de siz bir tane daha şans. Hiç olmazsa kendinize ait bir bahçemiz var. Bizde bunların hiçbiri olmayınca arkadaşımız telefonumuz oldu. Bahçede oynayamayınca Face'te dürttük birbirimizi. Tamam, anlaşıldı. Artık bu bahçe elimizin. Yalnız gerekmedikçe telefon, Face, bilmem ne muhabbeti istemiyorum. Arkadaşlar, bu telefonlar bütün hayal gücünüzü yok eder. Duygularınızı yok eder. Sevmez, hissetmez olursunuz. Yer, içer, yok eder, tüketen, kirleten olursunuz. Masallarınız bile kararını kaybolur. Abla, masal ne demek? Ben biliyorum. Annem de babam ben bir şey istediğim zaman anlatıyorlar. Tabii kızım, maşallah, kesinlikle ben alacağım. Kesin bu hafta gidiyoruz gibi. Ya da bazen öyle bir masala başlıyorlar ki, ben senin yaşındayken şöyle yapardım, böyle yapardım. Sadece annem, babam mı? Hayır, koca koca amcalar televizyona çıkıp masal anlatıyor. Aa, benim babaannem çok seviyor masalları. Hep ağlatın koçum, ağlatın biz dinleriz diyor. Yavrum, kardeşim, güzelim. Hı? Öyle değil, gerçek masallar. Hani o rengarenk kitapların arasında gizlenmiş, oradan çıkınca bizi düşler dünyasına götüren. Ay ben bile gitmem. Anne tembih etti. Sakın bile gitme diye. Hayır. Öyle değil. Ay sakin ol, tamam anlatın, dinliyoruz. Tamam, çok sakinim. Asla sinirlenmeyeceğim. Abla, ben şimdi anlamadım. Ay neyi anlamadın? Daha bir şey anlatmadım ki. Tuğçe, sakin ol. Küçüklere anlayışlı ve yumuşak davranmak gerekir. Dinliyorum! Cücük, öyle bağırma. Kesin be kesin! Bir kelime daha dersiniz. Asla kulübe giremezsiniz. İşte o kadar. Ay ben şimdi hiç hoşlanmadım. Hem misafirliğe çağırıyorsunuz, hem yaralar fırça atıyorsunuz. Hem siz buraya geldiğinizde. Yani küçükken size de davranır mı? Yoksa bu agresif tavırlarınızın altında yatan neden? Tamam kardeşim, anlaşıldı sen biraz. Hani ne bileyim, biraz ukalasın yani. Çok iyiymiş. Aynı münasebet. Biraz çok gönlüme bir gün olunca adımız da ukalaya çıktı. Ay, aynı annem gibisiniz. Sus Şule, kes Şule. Soru sorma Şule. Bağır ya, akranlarımızın arasında biraz rahat etseydin. Canım babamdan mı? Gel. Hani alın ben değil de biraz inyandım. Tamam arkadaşlar. Canım sen de şöyle gel biraz. Evet arkadaşlar. Şimdi size Pamuk Prenses öyküsünü anlatacağız. Ancak hep birlikte ve oynayarak. Bakın nasıl masanın içine girip hayal denizinde yüzerek yeni bir dünya keşfedeceksiniz. Sinem, kesinlikle ben yüzme bilmiyorum esprisini yapma. Masalı ben anlatacağım. Didem, sen Pamuk Prenses oyna. Sonra sırası geldikçe gerekli rolleri paylaşır oynarız. Tamam mı? Hadi. Geliyoruz çocuklar. Kostümle oynarsak daha etkileyici olur diye düşündük. Evet.
Ne çok çocuk var. Hey, sizleri gördüğüme çok sevindim. Uzun zamandır kitap sayfaları arasında sıkışıp kalmıştım. Ne güzel, ne güzel. Aa, iyilik birisi. Sen de buradasın. Çok, çok sevindim. Arkadaşlar, Peri'yi ben oynuyorum. Bu bir emirdir. İtiraz istemem. Seninle birlikte olmak ne kadar güzel. Benim güzeller güzeli pamuk prensesim. Bak, bu tatlı kızın adı Tuğçe. Seni çok iyi tanıyor ve seni tanımayan bir kitap okumamışlar da tanıtmak istiyor. Demek beni tanıyorsun. Masaldan tanıyorum prensesim. Siz, üvey annesi tarafından kıskanılan güzeller güzeli prensesiniz. Bu çok önemli değil ama önemsedi ve kıskandı sizi. Evet, üvey annem bayağı kötü davrandı istemeden tabii. İstemeden mi? Nasıl böyle düşünürsünüz prensesim? Size bir haksızlık yapıldı. Haksızlık ne kelime? Bana kalırsa ölmüştünüz bile. Bana kalırsa masallarda da haksızlık var. Biliyor musunuz herkes? Bazen insanlar ellerinden olmadan kıskanabilirler. Onları da rekabül etmek gerekir. Sen güzelsin, o çirkin. Bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Bence... Bence bütün sorun güzelliğin yalnız başına önemli olmadığını bilmemekten. Güzel, yararlı olmalı. Güzellik bilgiyle birleşmeli. Ancak o zaman anlamak zorunda. Bu söylediklerin doğru ama ne yapabilirim? Şimdi nerede yaşıyorsun prensesim? Ormanda, ormanda bir türbede yaşıyorum. Sizi ormana kimin götüreceğini, sonranız kurtulduğunuzu umarım hatırlıyorsunuzdur. Aa, evet, siz abi, siz göreve gittiniz. Yani beni öldürmek için. Size nasıl gelirim sevgili prenses? Siz ormanda sevimli bir kurbeyi yanına bırakmıştım. Uyuyordunuz. Yine de uyandığımda çok korkmuştum. Halinize şükretmelisiniz prensesim. Yaşadığınız için de sevinmelisiniz. Avcı başı sizi öldürebilirdi de. Neyse, iyi ki size bir şey olmadı. Yoksa bu çocuklara ne anlatırdık? Bir dolusu travmaları var. Ne kadar üzülüyorum bilemezsiniz. Ben bu masal dediğin zor hiç sevmedim. Çok karamsar. Evet, hem eğlenecek hem öğrenecektik. Benim içim sıkıldı. Kesin kızlar dinleyin. Pamuk prensesim, desenize cüceler artık mademde çalışmaya bırakıp ormanı korumaya çalışıyorlardı. Uykucunun uyumaya vakit bulabildiğini sanmıyorum. Somutluktan da daha somutluk olmuştur. Arkadaşlar bir şey unuttuk. Ne unuttuk Tülay, sakin ol. Cadı unuttuk arkadaşlar, cadıyı. Niye unuttum canım, sen buradasın ya. Espri komasına gireceğim, yetişin. Arkadaşlar sakin olun. Cadısız olur mu? İşte geliyor. Cadıların cadısı. Kazav. En büyük cadı bizim cadı. En büyük cadı bizim cadı. Aşk olsun arkadaşlar. Şaka mı şimdi bu? Devam edelim arkadaşlar. Ciddi olalım arkadaşlar. Arkalar boş beyler. İlerleyelim hop, beyler. Hop amiler. Bu neydi şimdi? Ne dedi? Ne dedi? Niye dedi? Hı? Ne sıkıldın? Sıkıldılar vallahi. Ama bakayım ya. Günlerdir olgunlaşsın diye bekliyorum. Olmuyor, olmuyor. Hı? Ağaçtan bir tane bile güzel ama kopartamadım. Şöyle istediğim gibi kocaman, sulu. Ne oldu benim ağaçlarına? Sanki unuttular. Şunlara bak, küçücük, renksiz, tatsız, susuz. Damlarla pamuklarınızı kandıramam ki. Siz olsanız alır da yer misiniz? Ama ben bunları pamuk prensesine vermek, onları yedirmek zorundayım. Nedenini biliyorsunuz. Ben buradayım. Ne arıyorsun değil mi? Ben de Tuğçe. O katon prenses. Yani bildiğimiz pamuk. Aman da aman pek şeker. Hey, oymayı kimseye sunmayın sakın. Zaten pamuk prensesin böyle bir elma yiyeceğini hiç sanmam. Hem kara kuru, hem de boyalı. Bak, şurasında da bir delik var. Alo, kimse var mı? Ay canım benim, ay kapımız kafasını çıkardı. Sevgili kızım, güzeller güzel prensesim. Sana şöyle kırmızı, sulu, tatlı mı tatlı rengi sunmak istemez miydim sanıyorsun? Ama şimdi ne yazık ki öğrenmeler yok. Benim çocukluğumda ne ağaçlar, ne meyveler, ne kuşlar vardı. Yani cadı izleyelim. Ben yapamasını üzülmüyor muyuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yani? Eski güzel elmalar yok diye bunları yemeyecek miyiz? Zaten bir işte bunları bile bulamayacağız ya. Hem yüklerimiz ne derler? Görünüşünü aldanmamalı. Evet, o sözü
tanıdıktan sonra daha da inanıyorum. Sevgili prensesim, güzeller güzel prensesim. Hadi ne olur küçücük bir süre. Ah, hayır, burada hiç kimse elma yemek istemiyor. Hem de böyle bir elmayı hiç. He, biliyor musun? Benim ülkemde doğa hala çok güzel. Hem ben bir de Pamuk Prenses'e bir güzel bir elma bulayım. Kırmızı, sulu, nefis bir elma. Teşekkürler Tuğçe, çok iyisin. Ben ki hiçbir şey anlamadım. Yaşlı bir insanı kırmaktansa sulu yemeği yemeği tercih ederim. Ah kızım, bak ne kadar güzel. Yani öyle sayılır. Yeme! Lütfen yeme. Yersen yiyorsun, yüzyıllarca yiyorsun. Yesin arkadaşlar. Yesin! Masalı okudunuz değil mi? Okumadık. Buyur ama. O zaman yemesin. Duydunuz değil mi? Orada kırmızı güzel kırmızı sulu elmalar var. Eminim onlar da ilaçlıdır. Harman mıdır? Yesin yesin. İlaçlarıma tam benim istediğim gibi. Hayır, istediğim. Her güzel şey ilaçlı, hormonlu demek değil. Pamuk Prenses masalı bilmiyor. O yüzden yanıştırdı. Kibarlık olsun diye. Ah, bu kitap okumayanlar. Prenses de olsa onlara kızmak gerekir. Neyse, şimdi ben ona bir elma bulayım. Nefis bir elma. Bir de yıkadın mı? Ne güzel. Demek sen yıkamadan bir şey yapıyorsun. Ne güzel çünkü doğa artık çok kirlendi. Her şey tarif edildi. Şimdilerde tarımda öylesi değişik ilaçlar kullanılıyor ki hepsi de insan sağlığına zararlı. Doğada bir denge bozuldu. Ne bozulmuş? Ben hemen bunu anlatayım. İtiraf edeyim. Cücü! Bir dakika. Benim yine kafam karıştı. Şimdi cadının gerçekten sihirli güçleri var mı? Niye sordun? Yok ya, madem bu kadar güçlü bir büyü yapsana ya. Bu şapkayı takmak zorunda mı? Kendisi mahvettiğini bütün şeyi ilan ediyorum. Madem bu kadar güçlü, bir ricam olacak kendisinden. Ne diyorsun sen Sina? Ne ricası? Beni mümkünse kurbağa yetemesin. Hiçbir şey anlamadım. İğrenç, öğle yemeğinde çekirge yiyeceksin. Hayır, hayır. Prensin hemen beni gelip ölmesi için bıraklamaya başlayacağım. Ay Sinem, beni de şaşırttın. Nasıl? Güzelmiş ama değil mi? İnsan okumalı, öğrenmeli ama değil mi? Evet. Şimdi sıra bizde. Ne sırası? Gösteri sırasını gösteri yapacağız. Güldürmeyin beni çocuklar. Kitap okumazsanız şiir dinlemezsiniz. Neşir gösteriniz hiç yok. Ne gösterisi olabilir ki? Şu elimde görmüş olduğunuz telefonumun içinde öyle kaliteli, öyle eğlenceli oyunlar var ki. Hadi bir bakayım nasıl bir şeymiş şu. Yürüdüm. Çocuklar şaka bir yana da gelirken getirdiğiniz kutunun içinde ne vardı? Ha o mu? Annem kurabiye kekleri yapmıştı. Hep birlikte yersiniz dedi. Ancak ne olur masala beğenmeyi vermekten vazgeçiniz. Eğer böyle bir niyetiniz varsa. Hayır hayır. Bir sorun var. Gelirken şey oldu. Ay çatlak beyin adamı. Ne oldu? Niye oldu? Kim dedi? Neyi dedi? Gelirken o sizin cadıya rastlamıştı. Artık çocuklar çok zeki. Benim elime yemezler diye kurabiyelerin üstüne bir şeyler döktü. Haklısın bizi. Zeki ya. Tamam çocuklar. Bu bir masaldı. Yani boşluk olsun diye. Ha ben dünyadayım ama ne olur ne olmaz. Ay saçmalamayın çocuklar. Verin şu kurabiyeleri. Yusuf! Bir, iki, üç. La 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 la.
ama benim de. Aynen, neden ben yardım oldum? Benim de o çok kötü. Thank you.
gece gece bunlarla mı uğraşıyorsun? Ay ne garip uyuyorum. Hadi kalkın Zira. Nasıl neden Cücüğüm. Ama en önde ben duracağım. Daha faydalı olur.
Bayıldım çocuklar, bayıldım. Baş. Dur. Annelerimize bir alkış alabilir miyiz?
senden bunaldığımızda bize kollarını açtı, bizim için burayı. Bizimle birlikte oldu. Onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz. O ailemizin, biz bir aileyiz biliyorsunuz. O ailemizin babası. Bizi kendi çocuklarından ayırmadı. Biz de onu ayırmadık. Biz onu çok seviyoruz. Oyunumuzun yazarı, oyunumuzun yönetmeni ve sahne dekorasyon uygulaması, her şey ona ait. O bizim her şeyimiz. Sinan Akbaş. Demin orada öğretmenlerimiz deyince gözükmediler herhalde. İnge Yurttaş, Yeda Özkan. Gel sen de buradan ayrı kalma. Buralarda büyüdüler. 10. senelerini tamamladılar. Yardımcı öğretmenim Hazal'ın 9. senesi. İnşallah bu birlikteliklerimiz hem devam eder, hem ben yokken de buraları ayakta tutabilecek kadrolar oluşur diye düşünüyorum. Bahsetmiştik, geçen hafta bir galamız vardı diye. Geçen hafta çocuklar kendi aralarında bir sürpriz yaparak abla abilerin o dansını yapmışlardı. Bugün oyunun sonuna ekledikleri de aynı dans yapmak istediler. Bu hazırlanmış, çalışılmış bir şey değildi. Normalde oyunun içerisinde değil. Bugün özellikle sizlere yapmak istediler. Eklemek istediklerimden bir tanesi, Gizemciğim neredesin? Gel şöyle yanıma. Bu çirkin şey. Efendim, Facebook'ta bir sayfamız var. Hani bunun yaşı boşu olmaz. Eğer bir tıklayacak olursanız, hani Bahar söyledi ya, neyse. Girmeyi düşünürseniz, tiyatro terapi adında bir sayfamız var. Orada Gizem'in burada prova arasında ders çalışıp test çözerken fotoğrafı var. Kendi fark etmeden çektim. Ama Gizem'in diğer arkadaşlarından bir minicik farkı var. Gizem hem geçen hafta oynadığımız oyunda oynuyor, hem bu oyunda oynuyor. Hem önümüzdeki hafta izlerseniz çok sevineceğiz. Çok sevimli bir komedimiz var. Bu sefer büyükler oynuyor. Dikkat Hayal Çıkabilir adıyla. Gizem aynı zamanda oranın da oyuncusu. Yani bu sezonun 3 oyununda oynadığı gibi derslerinde de 1 santim geriye gitmedi. Tabii prova aralarında ses çözerek. Gizem'e bir küçük alkış olayım. Bu oyunun oyuncusu benim bu tatlı kızım. Gerçekten küçücük. Hani 13'müş ben bilmiyordum 12 diye biliyorum. Gerçekten öyle kendini bulsun. 13. Hiçbir yaş atlatılır ama bir şey. Bir önceki, geçen haftaki oyunumuzun neredeyse sonuna gelmişken oyuncularımızdan bir tanesi ayrıldı. Bir tek şey yapabilirdik. Buradan bir oyuncu Beyza'ya ve özellikle annesine rica ettim. Çünkü anneler de çok izin çekiyor. Beyza 2 oyunda birden oynuyor. Yani Gizem'in 3 olacak. İzin ikinci. Beyza'nın da bu hafta 2. galası. Hem beni kurtardı hem görüyorsunuz sahneye
çok yakışıyor. Araç çok mutlu. Ben bir şey daha söyleyecektim, unuttum. Ne söyleyecektim? Kime ne söyleyecektim? Unutuluyor bazı şeyler, kusurumuza bakmayın. Ama tüm anne babaların emeği yatsınamaz. Burada biz hafta arasında neredeyse her gün çalıştık. Doğacım şekerim göster kendini. Babası Nişantaşı'nda okulundan aldı, buraya getirdi. Okul formasıyla şeylere çalıştı. Ahmetciğim göster kendini neredesin? Annesi Maltepe'den aldı, getirdi. En yakın çocuğumuz neredeyse Kavacık'ta oturuyor. Anneler çoğunlukla, bazen de babalar bu çocuklarını bu keyifli paylaşımlar için bu çabalara sarf ettiler. Biz buradan oyuncular olarak bu emeği veren anne babaları alkışlıyoruz. Umarım oyunumuzu beğenmişsinizdir. Keyif aldınız. Ama dediler anlamadım. Yok hani oynarız fark etmez. Evet, pardon. Biz normal çocuklara oynadığımızda perde kapatmayız. Seyirciyi selamladıktan sonra ya yardımcı öğretmenim ya da çocuklardan büyüklerden bir tanesi. Hadi çocuklar sahneye. Şimdi burada birlikte olalım deriz. İzin verirseniz şöyle 5-10 dakika onu öyle yapalım. Arzu eden küçükleri sahneye alalım. Birlikte biraz eğlenelim. Olur musunuz? Öyle zorlan diye sevgili bir an düşünmeyin.